Biri birinci birinci buluşta birinci gibi birbirine bağlayıp perlepe bereberi bastı bacak bedri ile beraber Bursa barına parasız giden paytak budala babası topal badeden biberli bir papara yedi. Hadi Çince videosuna geçelim. Evet arkadaşlar, bu kısımda kalmıştık. Daha öncesinde bu cümleleri yaptık. Evet. Burası var. Sonra en son iki video cevapları var. Burada biz bunları sorularını soracağız. Şimdi böyle olsun. Yine hepsini Çince yazacağım. Burada ne var? Wojia Jiangdong. Benim adım Jiangdong. O zaman ne soracağız? Şöyle oluyordu. Bir dakika. Nijia Shunma Mingze olacaktı değil mi? Nijia Shunma Mingze. Soru işareti. Nijia Shunma Mingze. Senin adın ne? Wojia Jiangdong. Senin adın ne? Benim adım Jiangdong. Anlamadığınız yerleri yine aşağıya yazın arkadaşlar. Buraya bakalım. Wo ben, şu olmak, Zhongguo Çin, Xueqing öğrenci. Ben Çinli öğrenciyim. O zaman burada ne deriz? Sen hangi ülkenin öğrencisin, değil mi? Ne olacak? Şuraya yapalım. Nişi yazdız ilk önce. Hangi ülke neydi? Hangi neydi? Na. Guo. Nişi Na Guo. Xueqing. Nişi Na Guo Xueqing. Sen hangi ülkenin öğrencisin? Ne diyebilirsin burada? Washi Zhongguo Xueqing. Washi Tuarçi Xueqing. Washi Faguo Xueqing. Gibi gibi örnekler çoğalır. Wo xueshi yingyu. Ben öğreniyorum İngilizce. Ne diyeceğiz burada? Sen ne öğreniyorsun? Sen ne çalışıyorsun? Yani ni xueshi yine oluyor. Xueshi ne öğreniyorsun? Yani ne? Shunma. Ni xueshi shunma. Sen ne öğreniyorsun? Taşı bu neydi? Tian Fang Çince isim. O Tian Fang. Biz ne diyeceğiz o zaman? O kim? Değil mi? Üçüncü oldu. Şekilde tek işaret olduğu için ta yine aynı olacak. Şu sonra şey. Taşı şey. O kim? Taşı Tian Fang. O Tian Fang. Gelelim buraya. Taju Ulo. O yaşıyor nerede? Ulo. 5 numaralı binada yaşıyor. O zaman ne diyeceğiz? O nerede yaşıyor? Yine aynı ta. Sonra Ju'yu koyuyoruz. Yine burada nerede? Nar. Taju Nar. O nerede yaşıyor? Geldik buraya. Bu neydi? Bay. Aynı anlamda beyaz anlamda vardı bunun. Bay Laoshi Shi. Wode Laoshi. Burada ne diyebiliriz? Kim sizin hocanız diyebiliriz. Veya şey de olabilir. Bay Laoshi kim? Hani Bay Hoca kim diye sorup Bay Hoca bizim hocamız da diyebilirsiniz. Yoksa işte kim sizin hocanız? Yani bunu yazarak söyleyeyim. İlk şu olabilir. Şey şu. Diyeyim de. Laoşu. Şey şu Nimunda Laoşu. Kim? Nimunda Laoşu sizin hocanız. Kim sizin hocanız diye sorabilirsin. Burada Bay Laoşu şu. Wom Laoşu Bay Hoca. Bizim hocamız diye olur. İkinci ne olur? Bay Laoşu Şu Ş
şey. Bu ne demek? Bay Hoca kim? Yani Bay Hoca diye, Bay Soy adında bir hoca var. Bu hoca kim? Kimin hocası? Veya şöyle de olabilir. Bay Hoca kim? Burada da Bay Lavşı şu. Woman da Lavşı. Değil mi? Bu da olur. Başka ne sorabiliriz? Şuraya yapalım önden. Bay Lavşı şu. Şeyde Lavşı. Bu ne oldu? Bay Lavş. Bay Hoca şu şeyde Lavş. Kimin? Burada şeyde kimin? Bay Hoca kimin hocası? Bay öğretmen kimin öğretmeni? Bunu da anladınız. Hatta hangi hoca sizin hocanız? Nasıl olur o? Hangi ne anlamda kullanıyorduk? Bak aynı cevabı için bir sürü soru var. Hangi neydi? Nagı. Nagı lağışı. Şu. Niman'da lağışı. Oldu mu? Olmadı. Niman'da lağışı. Kameradan. Burada Nagı Lavşı şu. Niemand'dı. Lavşı orayı anladınız zaten. Nagı burada hangi demek? Hangi hoca sizin hocanız? Yani yine Bay Lavşı şu. Woman'da Lavşı cevap verilir. Yani 1, 2, 3, 4. Bu cevabı verebileceğiniz 4 tane farklı soru var. Mesela bunlar ne olur? Taşı Tien Fangşı. Bu taşı şey sorarsın veya tacı aşımı mıyız da diyebilirsin. Bana C olarak cevap vermek daha mantıklıdır ama şu olarak da cevap verilebilir yani tacı aşımı mıyız diye cevap verebilirsin buraya soru sorabilirsin. Sonra bu şişi yeniyor işte niş mı genel olarak bu olur. Veya nişe şımıkı hangi derse çalışıyorsun da diyebilirsin. Sonra Woja Changdong. Burada Ninja Shimmy'ze. Ninja'ya her zaman gerek yok. Ninja Shimmy da yine senin ismin ne demek? Woşi Jongo Shisham. Sen işte hatta burada şey diyebilirsin. Şey şu. Jongo Shisham. Kim Çinli öğrenci? Bir yerde mesela bir öğrenci grubu var. Şey şu. Jongo Shisham dedi. Yazayım şuraya. Şişim Jungo Şişim. Bu ne olur? Şey şu Jungo Şişim. Ben bir sınıfa girdim mesela. Şey şu Jungo Şişim. Burada kim Çinli öğrenci? Bir tane Çinli öğrenci, birkaç tane Çinli öğrenci var. Şey şu Jungo Şişim. Çinli öğrenci bir tanesi de şey dedi ise Woşe Jungo Şişim. Ben Çinli öğrenciyim. Ve işte sen hangi ülkenin öğrencisin? Ben Çin'in öğrencisiyim. Çin'in öğrenciyim. Gibi olabilir. Yani iki tane farklı soru sorulabilir buraya. Burada da yine sadece şun mu yeterli? Veya burada direkt nişe şey de diyebilirsin. O da olur. Nişe şey. Yani nişe şey sen kimsin? Woja Jangdong. Benim ismim Jangdong. Hani şu şey kibar değil ama sorulabilir yani. Bu soruya da bu şekilde cevap verilebilir. Bu şekilde başka böyle alternatif cümle. Ha mesela şurada ne vardı? Tacu Ulo. Veya bunu nasıl diyebilirdim? Bak şuraya yazacağım bir dakika. Alternatifleri gösteriyorum ki farklı farklı cümleler kurabilin. Bunlar önemli. Lo. Taze ulo cu.
şunla. Bu neydi? Aynı anlamda değil mi? Tacu. Eğer fiili cuyu önce kullanacaksam say kullanmam. Ula o 10, 5 numaralı binada yaşıyor veya Ulu'yu önce yazacaksam say kullanmam lazım. D'da. O 5 numaralı binada yaşıyor. Burada cuyu sonra yaparım. Bunun sorusundan şöyle olur. Yine fark etmez, bu şekilde de cevap verilebilir. Tam say nar cu. Böyle soru da sorabiliriz gayet tabii ki. O nerede yaşıyor? Tazay nar cu. Tazay ulov cu. Veya tacu ulo. İkisi de aynı. Umarım anlaşılmıştır. Farklı farklı soru tipleri yapabiliyoruz. Anlamadığınız herhangi bir yere mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.